Bundan önceki videolarda doğru parçası uzunlukları ya da açı ölçülerinin dönüşümler esnasında değişip değişmediği üzerine konuşmuştuk. Bu videoda ise bir dizi dönüşüm yapıldığında neler olduğunu inceleyeceğiz. Açı ölçüleriyle doğru parçalarının uzunluklarının dönüşümlerden nasıl etkilendiklerini araştıracağız. Evet, bu dönüşümleri bir şekil üzerinde uyguladığımızı varsayacağız. Evet, hemen buradaki örneğe bir göz atalım aşağıda bir dönüşüm dizisi verilmiştir. Önce bir öteleme, sonra yatay pq doğrusu üzerinden yansıma ve pq doğrusu üzerinde dikey uzatma. Bakalım bu dönüşümlerin sonucunda neler olacak? Açı ölçüleri ve doğru parçaların uzunlukları oldukları gibi kalacaklar mı yoksa kalmayacaklar mı? Öteleme şekli koruyan, şekli muhafaza eden bir dönüşüm olduğundan açı ölçüleri ve doğru parçası uzunlukları oldukları gibi kalacaklar. Evet, ötelemeden sonra açı ölçüleri ve doğru parçaların uzunluklarının değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki, yatay PQ doğrusu üzerinden yansıma. Yansıma da şekli koruyan bir dönüşüm olduğu için ne açı ölçüleri ne de doğru parçası uzunlukları yine değişmeyecekler. Ve son olarak bir de PQ doğrusu üzerinde dikey uzatma demişler. İsterseniz gelin önce dikey uzatmanın ne demek olduğunu biraz daha yakından inceleyelim. Mesela elimizde buna benzer bir üçgen olduğunu düşünelim. ABC üçgeni. Bu üçgen üzerinde dikey bir uzatma yapacak olursak ne olacak? Bu noktaları alıp kenarı bu şekilde dışarıya doğru uzatırsak A ya da yok A demeyelim. A üssü dersek daha doğru olur. B üssü de burada. Peki bu dönüşümden sonra başlangıçtaki üçgene ne olur? C açısının ölçüsünün değiştiğini görüyorsunuz, değil mi? Aynı durum doğru parçası uzunlukları için de geçerli. Gördüğünüz gibi a üssü c üssü ac'den çok farklı. O halde dikey uzatma ya da uzatma açı ölçüleri ve doğru parçası uzunluklarını değiştirir diyebiliriz. Evet, ikisi de değişir şekli koruyan bir dönüşümden sonra yine şekli koruyan, şekli muhafaza eden bir başka dönüşüm yapıyorsanız açı ölçüleri de, doğru parçası uzunlukları da aynı kalacaktır. Ama iş uzatmaya geldiğinde açı ölçüleri ve doğru parçası uzunluklarının aynı kalacaklarını düşünmek yanlış olur. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Aşağıda bir dönüşüm dizisi verilmiştir. Yine 3 tane dönüşüm vermişler ve Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve bu dönüşümlerden sonra açı ölçüleri ve doğru parçası uzunluklarının aynı kalıp kalmayacaklarını kendi başınıza bulmayı deneyin. Öncelikle P noktası etrafında bir dönme yapıyoruz. Dönme de şekli koruyan bir dönüşümdür ve bu dönüşüm sonucu açı ölçüleriyle doğru parçası uzunlukları aynı kalır. Az önce ötelemenin şekli koruyan şekli muhafaza eden bir dönüşüm olduğunu, yani onun da açı ölçüleri ve doğru parçası uzunluklarını değiştirmeyeceğini görmüştük. Sonra P noktası etrafında başka bir dönme daha var. Açı ölçüleriyle doğru parçası uzunlukları bu dönme sonunda da oldukları gibi kalırlar. O halde bu örnekte her şey olduğu gibi kalır diyebiliriz. Hemen yazalım: açı ölçüleriyle doğru parçası uzunlukları aynı kalırlar. Evet, gelin bir tane daha. Yine bir dizi dönüşümümüz var. İlk dönüşüm bir genişletme. Ve genişletme şekli muhafaza eden bir dönüşüm olmadığı için doğru parçası uzunlukları oldukları gibi kalmazlar. Bunu daha önceki videolarımızda da görmüştük. Ama genişletmede açı ölçüleri aynı kalır. Evet, açı ölçüleri genişletmede aynı kalırlar. Değişmezler. Doğru parçalarının uzunluklarının aynı kalmayacaklarını biliyoruz ama açı ölçülerimiz henüz değişmedi. Sonra Q noktası etrafında dönme var. Dönmenin şekli muhafaza eden bir dönüşüm olduğunu ve sonucunda ne açı ölçülerinin ne de doğru parçası uzunluklarının değişmeyeceğini biliyoruz, ama doğru parçası uzunlukları zaten daha önceden değişmişlerdi, öyle değil mi? Son olarak bir yansıma yapılıyor ve yansıma şekli muhafaza eden bir dönüşüm olduğundan, açı ölçüleriyle doğru parçalarının uzunlukları değişmeyecekler. Doğru parçası uzunlukları genişletme sonucu değiştikleri için, genişletme sonucu değiştikleri için bu dönüşüm dizisi sonunda değişmeyen tek şey açı ölçüleri olacak.